Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Âl-i İmrân suresinden 175-180 ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Burada yine Uhud Savaşı ile alakalı ilahi bazı değerlendirmelerin bize bildirildiğini görmekteyiz. Şöyle ki: İnnemâ zâlikumuş şeytanu yuhavvifu evliyâe. İşte şeytan dostlarını bu şekilde korkutuyor. Fela tahafuhum, siz onlardan korkmayın. Ve hafuni, benden korkun. İn kuntum müminin, eğer müminler iseniz. Ve la yahzunkellezine yusariun fil küfr. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Varsın onlar küfürde yarışsınlar. İnnehum, çünkü onlar len yadurullahe şey'e, Allah'a asla zarar vermiş olamazlar. Yuridullah, Allah şunu murad ediyor: Elle yec'ale lehum hazzan fil ahira. Allah onlar için ahirette bir haz olmamasını, bir payları olmamasını murad ediyor. Ve lehum azabun azim, ve onlar için çok büyük bir azap var. İnnellezine iştaravul küfre bil iman. İmanı verip küfrü satın alan kimseler var ya, len yadurullahe şey'e, onlar asla Allah'a zarar veremezler. Ve lehum azabun elim, onlar için elim bir azap var. Ve la yahsebennellezine keferu, sakın sen o küfredenler için şunu zannetme: ennemâ numli lehum hayrul li enfusihim. Bizim onlara mühlet verişimizi kendileri için bir hayır olduğunu zannetmem. İnnemâ numli lehum, biz ancak onlara şundan dolayı mühlet veriyoruz: liyezdâdu ithme, günahları daha da artsın diye. Ve lehum azâbun muhîn, onlar için zillet verici, kendilerini perişan edici bir azap var. Mâ kânallâhu liyezâral mu'minîn, Allah müminleri bırakacak değildir. Alâ mâ entum aleyhi, bulunduğunuz hal üzere, içinde bulunduğunuz hal üzere müminleri bırakacak değildir. Hatta yemîzel habîs minet tayyib, habis olanı tayyip olandan ayırmadıkça, temiz olanı pis olandan ayırmadıkça Allah müminleri bulunduğunuz hal üzere terk edecek, kendi hallerine bırakacak değildir. Ve mâ kânallâhu liyutliakum alel gayb, Allah sizi gayba muttali kılacak da değildir. Velakin Allah yectebi min rusulihi men yeşâ, lakin Allah elçilerinden dilediğini seçer. Öyleyse feâminu billahi ve rusulih, siz de Allah'a ve elçilerine iman edin. Ve in tu'minu ve tettegu, eğer inanır ve sakınırsanız, felekum ecrun azim, sizin için çok büyük bir mükafat vardır. Ve la yahsebennellezine yebhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa hayran lahum. Allah'ın kendi lütfundan verdiği şeylerde cimrilik yapanları bunun onlar için bir hayır olduğunu sakın zannetmesinler. Bel huwa şerrun lahum, bu onlar için bir şerdir. Seyutavvakuna ma bakhilu bihi yawmal kıyame, bu cimrilik yapmış oldukları şeyler kıyamet günü onların başlarına geçirilecektir. Velillahi mirasus semavat vel art, göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Vallahu bima ta'maluna habir, ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Değerli izleyenlerim, gerçekten hepimiz Kur'an'ın böyle derslerine daima muhtacız. Kur'an bize kitabı öğretiyor. Kur'an bize sırları öğretiyor. Kur'an bize olayların yorumunu öğretiyor. Ve bizler Kur'an'dan ders aldıkça alemimiz nurlanıyor. Ve bizler Kur'an'dan ders aldıkça olaylara bakışımız daha küllileşiyor. Daha geniş perspektiften bakabiliyoruz. İşte savaş gibi bir durumda, Uhud Savaşı münasebetiyle bu ayetler gelmiş. Savaş gibi bir durumda şeytan rahat durmuyor. Ve şeytan kendi dostlarıyla Müslümanları korkutmaya çalışıyor. Yani
işte karşı cephe var ya, onlar şöyle güçlü, onlar böyle güçlü. Bu şekilde şeytan onların sayıca fazla olmasıyla Müslümanların kuvve-i maneviyesini kırmak istiyor. Ayet-i kerime اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَ. İşte şeytan bu şekilde evliyasını korkutuyor veya evliyasıyla korkutuyor. İki manada da değerlendirebiliriz. Yani şeytan kendine tabi olanları korkutur. Ama şeytan ona uymayanlara bir zarar veremez. Bu meselenin bir yönü. Öte yandan şeytan kendine tabi olanların çok olmasıyla korkutuyor. Yani küfür cephesi var ya, şöyle güçlü, böyle güçlü. Bu tarz pompalamalarla müminlerin kuvve-i maneviyesini zayıflatmak istiyor. Bu da önemli bir nokta. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daima müminleri motive etmeye çalışmış ve karşı tarafın güçlü olmasıyla onları korkutma yoluna gitmemiştir. Bilakis onlar ne kadar güçlü gibi de görülse neticede Müslümanların galip geleceğini onlara müjdelemiştir. Cenab-ı Hak bu noktada şunu bize bildiriyor. فَلَا تَخَافُوهُمْ. Ey ehli iman, siz onlardan korkmayın. Yani şeytanın dostlarından, sayılarının çok olmalarından korkmayın. Ve hafuni, benden korkun. İn kuntum müminin, eğer müminler iseniz. Demek ki gerçek iman Allah'tan korkmayı gerektiriyor. Gerçek imana sahip olan insanlar şeytanın güruhundan, onların sayıca çok olmasından, kuvvetçe çok görülmelerinden korkmaz. وَلَا يَحْسُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Değerli izleyenlerim, bu dünyada imanda yarışanlar var, hayırda yarışanlar var, güzelliklerde yarışanlar var. Bir de küfürde yarışanlar, gittikçe küfürde daha ziyade gitmeye çalışan kimseler de var. Maalesef insanlık aleminde küfrü tercih edenler de vardır. Ve bu noktada serbest bırakılmışlardır. Cenab-ı Hak dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun buyurmuştur. Bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam elbette onların küfre düşmelerinden, küfürde ileri gitmelerinden mahzun oluyor. Bir baba kendi evladının kötü olmasından nasıl üzülürse, bir peygamber de ümmetinin halinden elbette ızdırap duymakta. Ama Cenab-ı Hak peygamberimize teselli veriyor. Küfürde yarışanların durumu seni üzmesin. İnnehum len yadurrullâhe şey'e. Onlar Allah'a asla zarar veremezler. Hiçbir şekilde zarar veremezler. Temsilde hata olmasın, şöyle bir temsille ifade etmeye çalışayım. Mesela gündüz vakti güneş her tarafı aydınlatıyor. Ama bazı insanlar evlerinin camlarına siyah perdeler koymuşlar. Ve o siyah perdelerle içeriye güneş ışığı girmiyor. Bunlar o siyah perdeyle kendilerine zarar vermiş olurlar. Gün ortasında karanlıkta kalırlar. Ama güneşe bir zararları olmaz. İşte kafir olan bir kimse küfür perdesi çekmiş oluyor. Ve küfür perdesini çekmekle Allah'a bir zararı yok. Ama iman etmiş olsa Allah onların o halinden memnun olacak. Ama serbest bırakmış, dileyen iman ediyor, dileyen de kafir oluyor. Yuridullah ella yec'ale lehum hazzan fil ahire. Allah onların ahirette bir nasibi olmamasını murad ediyor. Yani kafirler şu dünyada çok ileri gitmiş de görülebilir. Çok büyük saltanatları var gibi görülebilir. Ama ahirette onların bir nasibi, bir payı olmayacaktır. Adeta şu dünyadaki saltanatları da rüyadaki saltanat gibi olacaktır. Bir kimse rüyasında dünyanın tek başına sultanı olabilir ama uyandığı zaman daha önce diyelim garibansa yine gariban olarak devam edecektir. Demek ki kafirlerin şu dünyada debdebesi, şaşası, saltanatı bu insanı aldatmamalı. Ahirette bunların herhangi bir nasibi olmayacak. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Ve onlar için orada çok büyük bir azap olacak. اِنَّ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ. İman mukabilinde küfrü satın alanlar لَنْ يَدُرُّ اللّٰهَ شَيْئَ. Bunlar da Allah'a bir zarar veremezler. Yani insanlar
adeta iman küfür pazarına götürülüyor. Bir tarafta iman var, öbür tarafta küfür var. Bir kısım insanlar küfrü tercih ediyor. Onlar küfrü tercih etmekle Allah'a bir zararları dokunamaz. Ve lehum azabun elim, onlar için elim, elem verici, can yakıcı bir azap var. Ve la yahsabennellezine keferu ennema numli lehum hayrun li enfusihim. O kafirlere mühlet verişimizi kendileri için bir hayır zannetmesinler. Yani kafirler bakıyorlar ki o kadar küfürde, isyanda ileri gitmelerine rağmen başlarına doğrudan bir bela gelmiyor. Allah dilese onlara bir damla su bile içirmez, bir yudum su bile içirmez. Ama görüyoruz ki adam kafirdir, ömür boyu küfürde kalıyor. Başına doğrudan bir bela gelmeden bu dünyadan çekip gidiyor. Ayet-i kerime o inkar edenler kendilerine mühlet verişimizi kendileri için bir hayır zannetmesinler buyuruyor. İnnemâ numli lehum liyezdâdu ithme. Bizim onlara mühlet verişimiz günahlarının daha da ziyadeleşmesi içindir. Yani fırsat veriliyor. Temsilde hata olmasın. Nasıl ki mesela çoktan seçmeli imtihanlar yapılırken insanlar isterlerse o beş şıklı sorularda doğru olmayan tercihleri işaretleyebiliyorlar. Müdahale edilmiyor. Neden? Bu bir imtihandır ve imtihanda yanlış işaretleme hakkı da vardır. Onun gibi Allah-u Teala şu dünya hayatında insanların iman etmesi veya küfürde bulunmasını serbest bırakmıştır. Ve bunun neticesinde bir kısım insanlar küfür yolunu, inkar yolunu tercih etmişlerdir. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّه۪ينَ Onlar için zillet verici, kendilerini perişan edici bir azap vardır. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ Allah müminleri bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. حَتَّى يَم۪يذَ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ habis olanı tayyip olandan ayırmadıkça Allah müminleri bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Burada bir imtihan manasını görüyoruz. Yani insanlar iman ettim demekle hemen bir anda cennete giriverecek değildir. O iman ettim ifadesi bir iddiadır. Amellerle bunun ispatı gerekir. Ve o kimsenin başına gelen hallerde imanını ortaya koyması gerekir. Din bir imtihandır, bir tecrübedir. Âli ruhlar ve süfli ruhlar bu şekilde birbirinden ayırt edilmektedir. Ve insanların kalitesi, insanların derecesi böyle bir imtihanın neticesinde ortaya çıkmaktadır. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ Allah sizi gaybe muttali kılacak da değildir. Yani gelecekte neler olacak bunu bilemiyoruz. Kim iman üzere ölecek, kim küfür üzere ölecek bunları bilemiyoruz. Bu noktada önümüz perdelidir, gözümüz perdelidir. Allah sizi gayba muttali kılacak değildir. وَلَكِنَّ اللّٰهِ يَجْتَب۪ي مِنْ رُسُولِهِ مَنْ يَشَى Lakin Allah Resullerinden dilediğini seçer, dilediğinden elçiler seçer. O halde فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Siz de Allah'a ve elçilerine iman edin. Ve in tu'minu ve tettegu eğer iman eder ve imanın gereği olarak günahlardan kaçınırsanız felekum ecrun azim sizin için çok büyük bir mükafat vardır. Ve la yahsabennellezine yebhaluna bima ataahumullah min fadlihi huve hayran lahum. Allah'ın kendi lütfundan verdikleriyle cimrilik yapanlar bunu kendileri için bir hayır zannetmesinler. Yani Allah-u Teala malla da imtihan eder. Bir takım verdiği imkanlarla da imtihan eder. İşte bir kısım insanlar Allah'ın kendi lütfundan onlara bahşetmiş olduğu bu imkanları, servet, imkan bu gibi şeyleri cömertçe kullanmazlar. Cimrilik yaparlar. İmkanı vardır ama başkalarına yardımcı olmazlar. Bunu onlar için bir hayır zannetmesinler. Bel huve şerrun lahum. Bu onlar için bir şerdir. Bize verilen her şey bir imtihan vesilesidir. Mal da bir imtihan vesilesidir. Makam da bir imtihan vesilesidir.
Bazılarına servet verilmişse bu servetin hakkı da verilmelidir. Servete mazhar olan bir kimsenin, zengin olan bir kimsenin şükrü elhamdülillah ben zenginim demek değildir. Ve onun şükrü kendine verilen bu malı, serveti başkalarıyla paylaşmaktır. Başkalarının faydasına olacak şekilde bunu değerlendirmektir. Bunu yaptığı zaman o kimse gerçekten verilen nimetin şükrünü bir derece eda etmiş olacaktır. Ama cimrilik yapanlara gelince seyutavvagûne mâ bakhilû bihi yevmel kıyâme, cimrilik yaptıkları şey kıyamet günü onların başlarına geçirilecektir. Yani adam diyelim dünyanın en zenginlerinden ama kimseye doğru dürüst faydası olmamış. Kıyamet gününde, hesap gününde o bunun hesabıyla karşı karşıya kalacak ve çok malın hesabı da zor olacak. Eğer az olsaydı hesabı da daha kolay olabilecekti. Velillahi mirasus semavat vel ard. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Yani burası da çok manidar. Yani Allah bir kısım insanlara vermiş ama onlar Allah yolunda veremiyorlar. Başkalarına faydaları olmuyor. Halbuki ellerinde bir şey kalmayacak. Verseler kendileri de kâr edecekler. Diğer insanlar da bundan istifade edecek. Peki vermediklerinde ne kazanacaklar? Ellerinde bir şey kalmayacak. Ayet-i Kerime diyor, göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Kimsenin elinde bir şey kalmıyor. Hani demişler ya, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Şu dünyada biz malla oyalanıyoruz. Ama bize verilen malı Allah yolunda değerlendirebilmişsek, bir kısım insanların hayır duasını alabilmişsek bu kârdır. Yoksa cimrilik yaparak bu dünyadan gitmişsek o mal diğer alemde bize vebaldir. Ve şunu ifade edeyim. Bugün elimizde imkan varken, mal elimizden henüz çıkmamışken bunu değerlendirmek lazım. İleride varislerimize kalacaktır. Varislerimiz değerlendirir veya değerlendirmez bilemiyoruz. Ama bugün değerlendirmek bizim elimizdedir. Varisleri de büsbütün mahrum bırakmadan ama elimizdeki imkanları da iyi bir şekilde değerlendirmek herhalde daha akıllıca yapılan bir hareket olacaktır. Vallahu bima ta'maluna habir. Allah yapmış olduğunuz bütün amellerden haberdardır. Dolayısıyla ben verdim bu boşa gitti denilmez, dememek gerekir. Yaptığımız şeyler diğer alemde karşımıza çıkacaktır. Halkımız arasında deniliyor, ne verirsen elinle, o da gider seninle. Dolayısıyla verilenler diğer alemde sevap şeklinde karşımıza çıkacaktır. Cenab-ı Hak hepimizi cimrilikten kurtulan ve cömertliği yaşayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.